Kıymetli doktorum, kıymetli kardeşlerim, hepinizi en kalp ediyor grubuna selamlıyorum. Bildiğiniz üzere bir müddettir Büyük Selçuklu İmparatorluğu tarihiyle ilgili, hatta imparatorluk demek doğru olmaz, Büyük Selçuklu Devleti tarihiyle ilgili videolarımızı yüklüyorduk. Böyle bir söz vermiştik. Değerli dostlarım, söz namus. Söz verdiğin zaman yerine getireceksin. Biz de siz değerli dostlarımızın yoğun isteği ve kanalımıza olan yoğun destek sayesinde, ki kanalımız son bir yılda görüntülemesini iki kat arttırmıştır, Büyük Selçuklu Devletimizin ikinci bölümünü söz verdiğim üzere çekiyoruz. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, Büyük Selçuklu Devleti serisinin ilk bölümünde hatırladığınız üzere Büyük Selçuklu Devleti'ni anlatan, bir artını yapmak istiyorsak, bir ödev hazırlamak istiyorsak ya da başka bir makale olur, deneme olur, bir şey yazmak istiyorsak hangi kaynaklardan kullanabiliriz? Bu kaynaklar ne durumda? Hangi kaynaklar elimizde mevcuttur? Hangi kaynaklar elimizde mevcut değildir? Bununla ilgili bir video yayınlamıştık. O video hem içerik olarak hem kalite olarak kanalımızın en iyi videosuydu. Çünkü 1 saat 12 dakikaya yakın bir videoydu. Ve artık kanalımız canlı yayın özelliğine de erişmiştir. Bu münasebetle değerli dostlarım, artık bu videolarımızı sizlerle canlı yayın şeklinde buluşturacağız. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, sunucu verilmekte bir fayda vardır. Bu videomuz Büyük Selçuklu serisi her hafta gelmeyecek. Belirli aralıklarla gelecek. Bunu da söylemekte fayda vardır. Yani 3 haftalık aralıklarla gelecek. Şimdi değerli dostlarım, bu serimizin bu bölümünde ise bizim ele alacağımız ana konu, ana nokta, ana problem Selçuklu tarih yarışmaları ne durumda? Çünkü kaynaklarını ele aldık. Selçuklu tarihini yarışmak için hangi kaynaklarını kullanabiliriz kısmını ele aldık. Şimdi değerli dostlarım, Selçuklu tarihinin araştırmaları ne durumda? Akademik araştırmaları, siyasi, kültürel, coğrafya araştırmaları ne durumda? Bunun hakkında inşallah sizlerle beraber ortalama 1 saatlik bir sohbet gerçekleştireceğiz. O zaman değerli dostlarım, videomuza başlayabiliriz. Çok teşekkür ederim. O zaman başlayalım. Selçuklu tarihi araştırmalarına dair. Selçuklular üzerindeki çalışmaların henüz yeni başladığını belirtmek maksadıyla sadece umumi mahiyette bir Selçuklu tarihinin mevcut olmadığını, hatta toplu bir siyasi tarih değil, hala kronolojiye ve soy ve sülale bilgisine ait meselelerin bile halledilemediğini ve aslında da görüleceği üzere Selçuk'un oğullarının sayısı ve isimlerinin dahi bu zamana kadar meydana çıkarılamadığını göz önüne getirmek kafidir. Bu durumun tespiti Türk ve İslam tarihleri bakımından fevkalade mühim olan bu büyük devrin ne derece ihmale uğradığını ve karanlıklar içinde kaldığını gösterir. Yarım asır geçmiş olmasına rağmen Orta Asya tarihi üzerinde hala otoritesini muhafaza eden Ward Byrold, en mühim eseri Türkistan, Orta Asya Türk tarihi hakkında dersler ve baskı karşısında Türkistan ile alakası nispetinde Selçuklular tarihiyle de uğraşmış ve kendisine mahsus kudretli terkip ve görüşlerle temayüz etmiştir. Bununla beraber doğrudan doğruya Selçuklu tarihini ele almayan ve bu sahada derinleşemeyen bu büyük alim birçok meselelerin dışında kaldığı ve bir kısmına da nüfuz edemediği için bazı çok mühim hatalara düştüğü de olmuştur. Bu münasebetle vücuda getirdiği küçük fakat sağlam görüşlerini meydana koyan İslam medeniyeti tarihinde çok zaruri olduğu halde yeni bir devir açan Selçuklulara
bir bahis ayırmadığı gibi onlara ait bazı meselelerde de isabetsiz fikirleri ileri sürmüştür. Ki bu hataların mühimlerine işaret edilecektir. Hatta Fuat Köprülü'nün tamamlayıcı ve düzeltici izahlarına rağmen İslam medeniyeti tarihinde de bu yanlış görüşlerin bir kısmı devam etmiştir. Fuat Köprülü doğrudan doğruya Selçuk tarihi üzerinde çalışmamakla beraber bu büyük alimin edebiyat, dil, din, hukuk ve buna benzer müesseselerde tarihine dair tetkiklerinin mühim bir kısmı da Selçuklu devrine taalluk eder. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar, Türk edebiyatı tarihi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu, Bizans müesseselerinin Osmanlı müesseselerine tesiri, Anadolu'da İslamiyet ve daha pek çok neşeriyatla Fuat Köprülü ileri görüş ve terkibin örneklerini vermekte ve 20. asır ilmi zihniyet ve metotlarının Türkiye'ye ve Türk çağrıçılığına mal olmasını temsil etmektedir. Hatta onun 40 yıl önce neşrettiği Küçük Türkiye tarihi çok umumi mahiyette bir eser olmakla ve Anadolu Selçuklularına kadar gelmemekle beraber bu görüş sayesinde hala dar ihtisas sahasında ve yeterince hatırlamayan bir türde kalanları uyarıcı bir mahiyet arz eder. Bu kadar geniş saha ve meseleleri içine alan bu eserlerde görüşlerden ziyade mevzulara inhisar eden bazı hataların husule gelmesi tabidir. Bu münasebetle Bizans müesseselerinin Osmanlı müesseselerine tesirine dair eserinde Selçuk ikatına ayrılan kısmın bizim bu husustaki arzularımızla düzeltilmesi gerektiğini bir misal olarak belirtebiliriz. Muhahir tarihçi Mükrim'in Halil İnanç, modern metot ve tenkitlere pek itibar etmemekle ve siyasi tarih hudutlarına da çıkmamakla beraber, onun Dusturname-i Enveriye medhal, Anadolu'nun fethi, Selçuklulara, Danışmendilere, ilk Osmanlılara ve Akkoyunlulara dair neşriyatı, ilmi değerlerini muhafaza eden bir ehemmiyet taşırlar. Tarihçiliğine ait bu vesıfları dolayısıyla mukadder hatalara düştüğünü ve bu arada dikkati sayan misal olarak Türkiye Selçuklu Devleti'ne kuruluşu, Danışmendilerin soyu ve sülalesi ve geçmişi ve hatta hükümdar isimleri hakkında kaynakların karışıklıklarından kurtulamadığını, mühim tarihi meseleyi göremediğini ve vesikaların manalandırmasını yapamadığını, yani eldeki kayıtları manalandıramadığını da zikretmek yerinde olur. Geniş bilgisi ve çeşitli tetkikleri ile Türk tarihi hakkında bir allame olarak temayüz eden Zeki Veli Tokan, çalışmalarını daha ziyade Orta Asya üzerinde tekşif etmekle beraber hem bu münasebetle umumi Türk tarihine giriş hem de başka vesilelerle Selçuk tarihi araştırmalarında da mühim bir mevki alır. Onun eserlerinde bazen teyidi, güç, fikir ve görüşlere rastlanmakla beraber meydana koyduğu zengin malzeme ve ileri sürdüğü yeni meseleler ile bu çalışmalarının yol göstereceği bir hüviyet kazandığı da olur. Yalnız burada Türk İslam medeniyetinin inhitatı gibi büyük bir mesele Moğol istilasıyla yakından ilgili olduğu halde
Onun bu istila rolünün daha ziyade müsbet neticeler verdiğine dair mübalağalı görüşlere sahip olduğunu da işarette zaruret vardır. Siyahlı Çin, yakın Şark İslam tarihi tetkikleriyle temayüz eden çalışmalarının bir kısmını da Selçuklulara tahsis etmiştir. Veya diğerleri de dolayısıyla onlarla alakalıdır. Selçuk tarihinin bir devri veya muayyen meseleleri üzerinde bir devamlılık arz etmemekle beraber bu çalışmaların ilmi araştırmaların inkisafından ehemmiyeti açıkardır. Oldukça zengin malzemeye dayanan bu tetkiklerin yeni fikirlerle cihazlandığı da görülür. Selçuklu Bizans münasebetleri üzerindeki sağlam çalışmalarıyla temayüz eden Profesör Paul Wittig'in en mühim eseri şüphesiz Küçük Menteşe Beyliği hakkında yazdığı mükemmel monografisidir. Bu münasebetle üzerinde daha birçok verimli araştırmalar yapmış olan bu alimin bir hususiyeti de Anadolu'nun fethi ve Türkleşmesi meselesinde hudut gazilerinin rolünü fazlasıyla mübalandırması yani abartması ve bu büyük hadisede birinci derecede rolü olan büyük Türk muhaceratı ile Selçukluları ikinci plana atmasıdır. Selçuklular üzerindeki tetkiklerin kifayetsizliği dolayısıyla meydana çıkan bu nazariyenin yani bu yanlısın bu mübalağalı tarafıyla artık tarihi realiteye uygun gelemeyeceğine, kaynaklarla teyidine imkan bulunmadığına işaret etmek ve gazilerin hakiki rolünü diğer amiller ile birlikte kıymetlendirmek gerekir. Anadolu şehirleri tarihine dair mühim vesikalar toplayarak neşriyatta bulunan İbrahim Hakkı Uzun Çarşılı, Osmanlı teşkilatı ve Anadolu belgeleri hakkındaki eserleriyle de Selçuk tarihine çok hizmet yapmıştır. Bazı tahlil ve terkip zaaflarına rağmen eserleri bu mevzularda toplu ve ileri bir adım teşkil eder. Kitapların neşriyle de zengin malzeme verirler. Mehmet Köymen inşa kitaplarına dair mühim bir tetkikinden sonra da Sultan Sencer ve Selçukluların ilk devre üzerindeki mühim eserleriyle tanınmıştır. Siyasi tarih tetkikleri içinde kalan İlim adamlarının bu sahada sağlam çalışma yaparken bir yandan fazla teferruata girişmesi, öte yandan mühim meselelerinden uzak kalması ona ait çalışmaların bir hususiyetidir. İbrahim Kafaçoğlu'nun Melikşah hakkındaki eseri devrin ehemmiyetiyle asla münasip olmamakla beraber bir ilk monografi olarak kıymet kazanmakta. Fakat Anadolu ile ilgili bahisleri de Mükrimin Halil Yinancı'nın hatalarını tekrarlamaktadır. Onun kaynak ve tetkik bakımından daha müsait bulunan Harzemşahlar tarihi daha sağlam bir çalışma mahsulüdür. Bununla beraber o burada da Bortolot, Fuat Köprülü ve Zeki Velidi Toga'nın bazı mühim çalışmalarına ve malzeme bolluğuna rağmen siyasi tarihin dar hudutlarını aşamamıştır. Faruk Sümer'in Oğuz etnolojisi üzerinde yaptığı araştırmalar umumi görüşlere sahip bulunmamakla ve mühim meselelerden
uzak kalmakla beraber Selçuklu tarihi için kıymetli bir çalışma mahsulüdür. Lampton, İran Toprak İdaresi'nin dairelerinde Selçuk ilkahatına da yer vermiştir. Lakin müellif kaynak ve tetkikleri kafi derecede kullanamadığı gibi bu mühim mevzunun mahiyeti sağlam bir şekilde meydana koyamamış ve bu müessesenin Selçuklular ile geçirdiği inkılap ve yeniliklerde belirtilmemiştir. Melikşah'ın ölümünden sonra Selçuk İmparatorluğu'nun uğradığı siyasi buhran hakkında Sanahullah'ın küçük eseri de kayda değer bir eserdir. Selçuklu tarihi kaynaklar arasında kullanılması gereken Türkçe Dansmanetname'yi güzel bir tetkik ve Fransız tercümesiyle neşreden 1. Melikov destandaki tarihi unsurları meydana koymaktan ileri bir adım atmıştır. Bizans ve Haçlı tarihi üzerindeki çalışmaların Selçuklularla ve hususiyle Orta Çağ Türkiye'si tarihiyle uğraşanlar için büyük bir ehemmiyeti vardır. Lebeu, Finlay vesaire birçok müellifin umumi Bizans tarihleriyle Bizans'a dair çıkan monografi, dergi ve sayısız tetkiklerinde Selçuk, Bizans münasebetleri ile ilgili mühim kısımlar ve kayıtlar vardır. Bu münasebetleri doğrudan doğruya ele alan Laurton'un eserleri ise hususi bir ehemmiyet arz etmektedir. Bununla beraber ona ait bu eserde sır kaynaklarına ve tarihine kafi derecede nüfuz edememekten Selçuklu ordularından ziyade Türk milletinin göçmek zorunda kaldığını, Anadolu'yu kendisine yurt yaptığını bilmemekten ileri gelen mukadder hatalara rastlanır. Bu vesileyle Selçuk tarihi üzerindeki çalışmalarında Bizans tarihiyetinin ehemmiyeti kendiliğinden meydana çıkmakta ve kendi çalışmalarında bazı meselelerde aydınlanmış bulunmaktadır. Anadolu tarihi coğrafyası hakkında Saint Martin, Ramsay ve Hogeman'ın birbirini tamamlayan eserleri Bizans tarihi kadar Selçuklular için de birer el kitabıdır. Haçlı tarihi için son olarak çıkan Gurasort, Runciman ve Atiyan'ın eserleri mühimdir. Hasluk'un Bizans, Avrupa ve kısmen de İslam, Türk kaynaklarından topladığı malzeme ile Selçuk ve Osmanlı devirlerine ait dini ve etnografik araştırmaların da çok lüzumludur. Orta Çağ Şark ticaretinde Türkiye, Şark Garp kavimleri arasında bir köprü vazifesini görmekte ve bu bakımdan da Selçuk tarihi büyük bir ehemmiyet taşımaktadır. Orta Çağ Şark ticareti hakkında Heyd'in 2 ciltlik klasik eseri hala kıymetini muhafaza etmekte ve Bariton'un Karadeniz'de Cenevesi ticaretine ait araştırması da buna bir ilave ederek düzeltiyorum. Araştırmasına da buna ilave ederek mühim malumat vermektedir. Bizim Orta Çağ Türkiye İktisadi Tarihi adlı eserim yazarın yazdığı eser. Diğer dostlarım düzeltiyorum. Biz Türklerin hem bir yazarın yazdığı Orta Çağ Türkiye Tarihi İktisadi Tarihi adlı bir eser meydana getirilince bu eserlerin dahanık bahisleri ve kayıtları göz önünde tutulmalıdır. Selçuk yani tutulmuştur daha doğrusu öyle diyebiliriz. Selçuk abideleri ve sanat eserleri üzerinde oldukça mühim bir nesriyat
yapılmıştır o zamana kadar. Bunlar arasında Strovski, Gulok'un çalışmaları Türk sanatı hakkında umumi ve yeni görüşlere temayüz eder. Orta ve Şarkı Anadolu abileri hakkında ve Van Birhem, Halil Ethem, Gabriel, Konya ve havalisi münasebetiyle Loyvat ve Serdar Serri, Cunubi Garbi, düzeltiyorum değerli dostlarım. Cunubi Garbi Anadolu mimarisi için Riemessel ve son olarak Selçuk kervansaraylarını toplayan Erdem'in ve Umumi Türk Sanatı adlı eseri ile Diyez, Selçuk Sanatı ve Abdeler üzerindeki Basrıca nesriyatın sahipleridir. Miegon ve Morges İslam sanatına dair eserlerinde Selçuklarla ilgili mühim kayıtlara rastlanır. Popi'nin İran sanatında Selçuklar için de mühim bahisler vardır. İslam ülkelerinde ve bilhassa İran'da Türk sanat mahsullerini İranlılara mal eden fikir ve nesriyatın henüz düzelmediğini de bu münasebetle hatırlatmak icap eder. Bundan başka bir Selçuk tarihinin mevcut bulunmaması bu nesriyatta kaçınılmaz bir takım hatalara sebebiyet vermiştir. Ki bu hususa da bir misal ile temas etmek yerinde olur. Fil hakika Von Birhem, Halil Hedem ve Garbiel bazı eski sütun basılıkları dolayısıyla Kayseri Ulu Camii'nin kiliseden çevrilmiş olduğunu ileri sürüyorlardı. Halbuki çağdaş bir müellifin Darlıs Merdin Melik Mehmet uzun zamandan beri harap olan Kayseri'yi yeniden imar etmeye başladı. Yıkılmış büyük mabetlerden kopardığı mermer taşlarıyla binalar inşa etti. Daimi yani düzenli olarak orada oturuyordu. Kaydıyla ona ait bu Ulu Cami'deki kilise sütunlarının menfiini ve bu hüküm yanlışlığını meydana koymuştur. Bunun gibi Alaaddin Kaykubat tarafından Kayseri Sivas yolu üzerinde inşa edilmiş Sultanhanı'da tarihi mahlumatın elde edilememesi yüzünden Gabriel tarafından muhahar bir devre mal edilmişti. Bu nesriyat tablosunu bile Selçuklu tarihinin ne derece karanlıklar içinde kaldığını araştırmaların da çok kere doğrudan doğruya mevzu üzerinde değil kenarında olduğunu yeri geldikçe işaret edileceği üzere mühim meselelerin neden meydana konulamadığını, kavranılamadığını ve hatta tersine anlatıldığını gösterir. Bu durum çalışmaların kifayetsizliği ile alakalı olmakla beraber Çin hudutlarından Akdeniz kıyılarına kadar uzun süren birçok ülke ve kavimlerin tarihini de içine alan bir devrin tetkiklerinde karşılaşılan güçlükleri de kolayca göstermektedir. Kaynakların kifayetsizliği, dağınıklığı ve çeşitli delillerde bulunması da çeşitli dillerde bulunması da hatırlanmalıdır. Öte yandan Selçuklu tarihi de manasıyla Selçuk'un soyundan gelen hanedanların kurdukları devletlere inhisar etse de geniş manasıyla birçok Türkmen beyi, atabeyler ve emirler tarafından kurulan devletleri ve birçok hükümdarları Türkistan hanlarını, Gazne, Harizm ve Gurlu sultanlarını da içine almakta. Bu sebeple bu büyük devir azamet kazanmakta ve netice olarak Selçuklu tarihinin yazılmasına güçlendirmektedir. Fakat Suguvat'ın isabetle kaydettiği üzere Selçuklu İmparatorluğu'nun kuruluşu yeni düşünceye ve hayat tarzı da yine gelenek ve görenekleri
getirmekle İslam medeniyetinin bir yerleşmesi 16. asırdan sonra yakın Şark tarihinin anahtarı olduğu ve hatta Avrupa tarihiyle de çok alakalı bulunduğu halde Avrupalı Şark yazıcıların tetkiklerini Mısır ve başka sahalar üzerinde teksif etmeleri bu devrin karanlık kalmasının başlıca sebeplerini teşkil eder. Selçuklu tarihi hakkındaki araştırma kifayetsizliği ve bilgisizlik bu devrin mütehassıs olmayan bazı Avrupalı ilim adamlarını menfi fikirlere sevk etmiş, İslam kavimleri ve medeniyet tarihinde yeni bir safha ve hayatiyeti yaratan Selçukluların ve bu münasebetle Türklerin İslam medeniyetinin inhitatına amin olduklarına da dair ağır hatalara da sebebiyet vermiştir. Burada Selçuklular tarihi ve Türk İslam medeniyetini ele alacağımız çalışmamızda Selçuklular tarihini umumi esasları ve meseleleriyle toplu bir şekilde meydana koyar ve aydınlatırken kaynaklara bu video serisinin hacmi ve mahiyeti nispetinde bir bahis ayrılmış ve videolarda da bir arada veya mevzuların ehemmiyet kazandığı hallerde ayrı ayrı gösterilmiştir. Büyük Selçuklu tarihi bu şekilde telif ve teksif edilirken İslam Antiklopedisi'nde Anadolu Selçuklularını oldukça tafsilatlı yazan çok değerli yazarlar da vardır. Türkiye Selçukluları için çok kısa ve umumi çizgileriyle ele alınacak bu video serimizde ilerleyen yıllardaki daha doğrusu Anadolu Selçuklu yani Türkiye Selçuklu devleti ile ilgili de videolar gelecektir. Hatta bu maksatla yapılması nesriyat düşünülerek ve medeniyet tarihi gözünden tutularak geniş manası iktisadi, içtimai ve kültürel cepheleriyle bir Selçuk tarihi inşallah ilerleyen yıllarda Anadolu Selçukluları beylikler endeklenmesiyle meydana getirilecektir. Tarihte ehemmiyet ve rolleri mahalli kaldığı nispette de kaynakları bol olan Irak, Suriye ve Kirman Selçuklularına ise eserde daha umumi olarak temas edilmiş. Ve video serimizde bu da belirtiler ele alınmıştır. Ve bunların kaynakları da ancak mühim ve zaruri hallerde açıklama kısmına eklenecektir. Değerli dostlarım, videomuzun burada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta ele alacağımız konu Selçukluların menşei olacak. Yani Selçukluların soy ve sülalesi geçmesi. Ne ele alacağız? Önümüzdeki hafta dediğim yani ilerleyen videomuzda daha doğrusu. Önümüzdeki hafta demek yani nasıl oldu? İlerleyen videomuzda Selçukluların menşeini ele alacağız. Yani Selçukluların soy ve sülalesi ve geçmişlerini ele alacağız. O zaman değerli dostlarım, şimdilik bitirelim. Ve çok temelde başlayabiliriz. Değerli dostlarım, bu arada bu Selçukluların soy sülalesi videosu, yani soy sülale ve geçmesi videosu 22 Temmuz'da inşallah kanalımıza yüklenecektir. Onu da oradan izleyebilirsiniz. Ve değerli dostlarım, bunu belirtmekte bir fayda vardır. Ben de zaruret görüyorum. Videolarımızın türesi her zaman için bir saat olarak sabit kalmayacak. Yaptığımız arasımların nispetinde eğer o hafta ele aldığımız konu az ise videolarımızın süresi bu nispette kısa olacaktır. Yok eğer o ele aldığımız konu veya konular uzun ise, gerçi konular demeyelim çünkü biz tek bir konuyu ele alıyoruz bir haftada, bir videoda. Eğer uzun ise videolarımızın süresi ona göre çoğaltılacak ve belki de ortalama bir saati de geçebilecektir. Lakin değerli dostlarım, bu videomuz bir saate yakın olacaktır. Şimdi değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, hazırlarsanız geçtiğimiz sohbetimizde, yani geride bıraktığımız zaman dilimi içerisinde
Orta Asya diye bir kavramını sineye girdik. Benim size burada yapmak istediğim, normalde bakın ömrümüz vefa ederse benim bazı projelerim var. Yani mevcut. Bu projelerim bunlardır değerli dostlarım. İnşallah ömrüm vefa ederse ve eğer çok uzun bir zaman almazsa şunu yapmak istiyorum. Anadolu, şimdi Osmanlı Devleti'ni bitirmek istiyorum. En başta tabii büyük Selçuklu da bitecek. Aynı anda bitecek ikisi. Bir haftada. Akabinde benim yapmak istediğim Anadolu Selçuklu'yu ve Beylikdüzü'nü ele almak. Bir haftada iki video yine aynı şekilde. Akabinde de Türklerin kurduğu ilk devlete kadar yavaş yavaş geriye gitmek. Bu bittikten sonra değerli dostlarım, eğer ömrümüz yine vefa ederse sizlerle beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihini ele almak. Akabinde de Türk devletlerini, Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan, Türkiye, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan. Bu Türk devletlerini ele almak istiyorum. Ve bu Orta Asya meselesine eğer ömrümüz vefa ederse en az bir videoyu ayıracağım. Belki iki videoda gelebilir. Elimizdeki kaynakların ihtivası münasebetiyle en az bir video, lakin iki videoda gelebilir. Lakin benim burada ele almak istediğim ana esas mevzu, değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Orta Asya meselesi normalde bugünkü videomun içerisinde yoktu. Lakin kendi siyasi ve kültürel bilgimle kendi bakış açıma göre araştırma yapmadan mümkün mertebe size Orta Asya meselesini de teferruatıyla anlatmak istiyorum. İnşallah ortalama bir yarım saatlik müddet zarfında Orta Asya tarihini de hep birlikte inceleyeceğiz. O zaman değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, hazırsanız videomuzun ikinci kısmı olan Orta Asya meselesi ne geçebiliriz. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, Orta Asya meselesi ne? Ben kendi siyasi bilgimle alacağım. Kültürel bilgimle. Tabii ki ilerleyen yıllarda detaylı olarak bir video ya da iki video şeklinde incelenecektir. Çünkü değerli dostlarım, iki video olarak incelenmesine nasıl sebebi sudur? İki videoya yer çekebilirsek onu belirtelim. Günümüzde Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi hatta şunu diyebiliriz. Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletleri arasındaki diğer devletler şu anda Orta Asya coğrafyasındadır. O yüzden onlara bir video ya da iki video veya ayrı ayrı video vermesek bile Orta Asya meselesine mutlaka Çağdaş dönemi devletlerin Türk devletlerini anlatırken, yani bu Kazakistan, Kırgızistan gibi Çağdaş dönemi Türk devletlerini anlatırken mutlaka bunlara değineceğiz. O yüzden benim ana amacım kısa video, bu videomun geri kalanında hafif bir giriş yapmak. Tabii bu orada şeyi tamamen anlatmayacak. Bunu sadece biz niye buralara göç ettik, nasıl göç ettik gibi inşallah videolarımızı çekeceğiz. O zaman değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, Orta Asya meselesine hazırsanız başlayabiliriz. Değerli dostlarım, bunu söylemekte fayda var. Şimdi bizim ele alacağımız asıl konu bunlar olacak. Hemen ben notumu da alıyorum hatta, çünkü bunun notunu almadım. Orta Asya'dan neden göç ettik? Nasıl göç ettik? Bu göç neleri değiştirdi? Ve bilinen zamandan daha önce, yani 1071
Den önce. Türkler Anadolu'ya geldi mi? Ve son olarak Anadolu'ya geliş sürecinde genel hatlarıyla hangi yaptık? Hangi tabasları yaptık? Şimdi değerli dostum, Orta Asya'dan Orta Asya'da neden göç ettik? Değerli dostum, Orta Asya denilen bölge şu anda Türk devletlerinin ekseriyatının bulunduğu, yani Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs arasında küçük ölçülerin bulunduğu. Ayrıca Moğolistan'ı alan, artı Moğolistan'a Kazakistan'ı ayıran bir il var. Şu anda mevcut. Moğolistan'a Kazakistan'ı haritada biri aynı, yani sınırda son olarak görüntü da sınırda değil. Bütün bunları ayırmaktadır. Oradaki bazı bölge için bazı bölgeleri de dahil. Olmak kaydıyla genel itibariyle o bölgeyi Orta Asya denmektedir. Orta Asya'dan göçümüzün nedenleri değerli dostlarım şunlardır. Bir, değerli dostlarım, şu anda Orta Asya denilen bölge genel itibariyle şöyle bir şey bölgedir. Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs arasında Kuzey Kıbrıslarını artı Moğolistan'ı artı Rusya'nın ilgili kısmını artı Çin'in birazını kapsayan bir bölgedir. Diğer sorun, burası Bozkır. Bozkırlar diyarı. Biz buradan neden göç ettik peki? Diğer sorun, birinci mesele şu. Nüfusumuz çok fazla. Türklerin nüfusu döneminde çok fazla. Ve Bozkırlar bize yetmiyor. Yeni bir yurt tutmamız gerekiyor. Bundan kaynaklı olarak göç ediyoruz. İkinci olarak, konum itibariyle Çin'in hemen yan tarafındayız. Çin nüleşmemek amacıyla, yani kendi Türk kimliğimizi, Türklüğümüzü korumak amacıyla buradan göç ediyoruz. Ve üçüncü meselede değerli dostlarım, şudur. Ki bana göre meselenin devamıdır. Asimilasyon sorunu, yani Çinleşmemek yine aynı şekilde. Dördüncü mesele değerli dostlarım, Bozkır dedik ya burası. Burada biz tarım yapamıyoruz. Artı hayvanlarımızda da ot yok. Bu yüzden mecburiyetten Anadolu'ya geliyoruz. Değerli dostlarım, ikinci konumuz sudur. Nasıl göç ettik peki? Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Türkler Anadolu'ya ilk defa büyük, yani bilinen tarihte, ben buna en son değineceğim. Bilinen kadarıyla ilk defa 1071 Malazgirt Zaferi ile Büyük Şeritokrad zamanında girerek Sultanlar Partisi zamanında girerek 26 Ağustos 1071 girerek Anadolu'yu Türkleştirme politikası içerisinde olmuşlardır. Çünkü değerli dostlarım, şöyle bir durum vardır. Selçuklu sultanlarının ataları Tuğrul ve Çağrı Beyler yeni yurtlar aramak istiyorlar. Bu dönemde birçok olay yazıyorlar. Bilgiye girmeyeceğim çünkü anlatacağım bunların hepsini. Birçok olay yazıyorlar ve en son Anadolu'da kendilerini durdurabilecek bir devletin bulunmadığı, güçlü bir devletin bulunmadığını ve Anadolu'yu rahatlıkla ele geçirip kendi topraklarına katabileceklerini söylüyorlar. Ve bunların toprağa ihtiyacı yok. Yani Türklerin o dönemde vatanları yok. Yani Selçukluların o dönemde vatanları yok. Bunların da toprağa ihtiyacı olduğu için Selçuklular 1071 Malazgirt Zaferi'yle Sultan Alparslan'ın ihtiyacı, yani Tuğrul ve Çağrı Alparslan Sultan Alparslan'dan itibaren Anadolu'ya giriyorlardır.
Tabii bu duraklayarak bir şey, çünkü Anadolu'yu daha bilmiyorlar bilinen kadarıyla. Bu göç neleri değiştirdi peki? Diğer dostlarım, değerli kardeşlerim. Söylemekte fayda vardır. Bu göç şunu değiştirdi. Bir, şu anda Asya'nın en özgür aslında Türkiye devletinin bulunduğu bölgede. Yani Asya'da sonu diyebilirsiniz. Asya'nın başında veya sonunda. Ki ben bize göre sonudur. Çünkü öyle zaman Avrupa'nın dibindeyiz. Ama basit olarak kabul edebilirsiniz tabii. Nereden baktığınıza bağlı. Bir Türk devleti kuruldu. Anadolu'ya Türkler geldi ve yeni bir vatan kurdular. Selçuk Mehmet'i Adalet Devri'ni yasadı. Gibi birçok ayak sayabiliriz. Peki. Benim en çok yani benim kendi bilgimden bildiğim ama pek emin olmadığım bir mesele var. Bilinen zamanların daha önce Türkler Anadolu'ya geldi mi? Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Şimdi hiç bilmediğiniz bir yere göç edemezsiniz. Eğer hiçbir yerini bilmiyorsanız bir vatanın, bir yurdun, oraya göç edemezsiniz. Bu münasebetle benim pür bir tahminim var. Yani ispatım yok, ispatlayamam ama tahminim var. Bunun öyle geliyor ki Türkler daha önce 1071'den önce Anadolu'ya gelmiş olma ihtimalleri yüksektir. Çünkü değerli dostlarım. Şöyle düşünün. Yani olayı şöyle izah edeyim. Şimdi siz de hepiniz beni farklı farklı yerlerden ediyorsunuz. Biriniz Adana'da, biriniz başka yerde, biriniz Mersin'de, biriniz başka bir yerde. Bilemiyorum. Türkiye'nin her tarafında beni izleyenler var. Yani ben YouTube'da tutuyordum. Baktığımda beni her tarafında izleyenler var. Bunu biliyorum. Zaten konuşmalarımızda bunu ispatlamak niteliktedir. Değerli dostlarım. Hiç son yaşadığınız yeri bırakıp hiç bilmediğiniz bir yere göç eder misiniz? Dediğimde emin olun ki birçoğunuz kendi yaşadığı yeri, ata yurdunu bırakmak istemez. Çünkü mesela diyelim, mesela ben Adana'da sana dedim ki seni ben Adana'dan alayım İstanbul'a götüreyim. İstanbul'a ne dedim ki seni İstanbul'a alayım Hakkari'ye götüreyim. Hakkari'deki ne dedim ki ben seni Rize'den alayım Antalya'ya götüreyim. Bu bakın anlaşılabilir ama şunu düşünün. Arada binlerce kilometre yol var. Mesela şu anda ben size durumu izah edeyim. Türkiye, İran, Afganistan, Pakistan yukarı çık. Orta Asya. Bakın ben kaç tane yer saydım. Sırf Orta Asya bağlantısı için. Peki şunu desem. Ben sizi sizin yıllar önce bildiğiniz bir gizli bir yerine götürsem. Mesela diyelim mesela Rize'yle Hakkari'yi biliyor diyelim ki. Ben de dedim ki oraya sen burada yaşayamıyorsun. İşte hayat satır falan filan. Gel seni buradan alayım. Hakkari'ye götüreyim. Hakkari'de yaşa desem. Ki bakın buradaki mesafeler yakın mesafelerdir. Beni Hakkari'de tuvalet kabul eder. Çünkü niye adam Hakkari'yi biliyor. O yüzden Rize'deki Hakkari'yi kabul edebilir. Ama dostlarım. Hiç kimse bilmediği bir yere göç etmez. Edemez yani. Ki haklıdır yani bu konuda. Bir şey diyemeyiz. Peki değerli dostlarım, madem durum böyle. Madem öyle bir durum var. Genel itibariyle o zaman bunu diyebilir miyiz? Türkler 1071'den önce Anadolu'ya gelmiş olma ihtimalleri gelmiş olabilirler diyebilir miyiz? Dersen bunu diyebiliriz veya diyemeyiz. Çünkü elimizde o döneme ait nasılacak kadar bilgi, belge, yani benim söylediğim dönem 1071'den önceki dönem bilgi, belge mevcut değildir. Lakin ben bir çağrıcı olarak son açık söylemeliyim ki Türkler 1071'den önce Anadolu'ya gelme ihtimalleri kuvvetli olan bir kavimdir. O zaman değerli dostlarım tüm konuya gelebiliriz. Anadolu, Türklerin Anadolu'ya geliş sürecinde genel olarak hangi savaşları yaptık? Pasinler, Malazgirt, Miryak, Keferon. O savaşları şimdi anlatacağız değerli dostlarım. O zaman alırsanız bu savaşlar silsilesine başlayabiliriz. Değerli dostlarım, Pasinler Muharebesi Bizans kaynaklarında Kapetro Muharebesi olarak geçer. 10 Eylül veya 18 Eylül 1048 tarihinde Tuğrul ve Nüvey kardeşi İbrahim Yinal Bey'in yaptığı
Anadolu Seferi sonunda Bizans İmparatorluğu ile müttefiki Gürcü Krallığı ve İmparator ve diğer müttefik ordulara karşı Bizansların Kapetraun veya Kapetrau adını verdikleri günümüzdeki Pasinler yakınlarında bir mevkide Bizanslar ile Selçuk orduları arasında yapılan bir meydan muharebesidir. Tarihini söyledik. Sonucuna peki bakalım. Değerli dostlarım. Değerli dostlarım, çok özür diliyorum. Benim telefonum çaldı. Bakmak zorunda kaldım. Çok özür diliyorum. Sonuç olarak değerli dostlarım. Bizanslı Gürcü ordusunun taktik galibiyeti. Ama Selçukluların kesin stratejik zaferi. Selçuklular hem gayet az zayiatla geri çekildiler. Hem de Türkler Anadolu'ya yerleşmeye başladı. Taraflar kimler? Bizans'la Gürcistan bir ittifak, Büyük Selçuklu tek taraf. Komutanlar ve liderler. 4. Liparit, Kataklon, Kekemonos, Auranos. Peki bizim tarafımızdaki komutanlarımız kimler? Tur Biremiral Kutalmış. Güçler Bizans müttefik güçlere 75 bin, bizim güçlerimiz 50 bin. Zayiat bilinmiyor. Her iki tarafta da. Pasinler Muharebesi Selçukluların Bizans sıralarıyla yaptıkları 100 yıl kadar gayet uzun süren Bizans Selçuklu sıraları olarak tarihe geçmişlerdi değerli dostlarım. Neyle sonunda bunu anlatacağımız için sonuna bakalım bir de. Bu muharebe sonucunda Selçuklu ordusu muharebede meydanından çekilmiş. Bizanslar bunu bir taktik galibiyeti kabul etmişlerdir. Fakat İbrahim Yinal Bey'in ordusu Selçukluların arazilerine geri geldiğinde gayet az bir askeri zayiata uğramıştır. Bunun yanında yaptığı hakkında eline geçen garimciler ve tutsaklar da hiç zayiat vermeden getirilmiştir. Tanrımız Müslüman kronik tarihçisi Ali İbnül Esir El Kamil Fi El Tarih Ünlü tarih üzerinde bir de ortalama olarak bu yakından sonra getirilen ganimetten 10 bin deve yüklü olduğunu ve ellerine getirilen tutsak sayısının 100 bin yakınında olduğunu bildirmektedir. İbrahim Yinal Bey başarısından dolayı Tuğrul Bey'in kendisine vermek istediği büyük maddi hediyeleri kabul etmemiştir. Tuğrul Bey de 4. Liparit ve Bizanslıların salıvermeleri için teklif ettikleri büyük fidyeyi kabul etmemiş ve Liparit'i burada sonra ömrü boyunca Selçuklularla hiç satışmaya girmeyeceğine yaptığı teref yemini üzerine salıvermiştir. Bu muharebede Selçukluların Anadolu'ya ilk kez Türkmen göçmen yerleşme amaçlı bir stratejilerini uygulamak için Bizanslılarla yaptıkları gayet uzun bir dönem süren bir savaşın başlangıcı olduğu iddia edilmektedir. Bazı modern Batılı tarihçiler bu uzun süren savaşı 1048'de 1306'da Anadolu Selçuklu devletinin çöküşüne kadar süren bir tane Selçuklu savaşları olarak nitelendirmektedir. Değerli dostum, Pasinler bunlar. Peki Malazgirt Savaşı'na gelelim değerli dostum. Biraz da Malazgirt'i ele alalım. Değerli dostum, Pasinler Savaşı 26 Ağustos 1071 yılında Malazgirt'te kesin Selçuklu devletiyle sonuçlanan ve neticesinde Anadolu'nun kapılarını Türklerin açılması, Türklerin Anadolu'ya girmesi ve Türkiye tarihinin başlamasını sağlayan bir savaştır. Taraflar Bizans'ın tarafında petenek ve kumar paralı askerleri var. Bizans'ın kendisi var. Türklerin tarafında ise değerli dostlarım Büyük Selçuklu Devleti petenek ve kumar paralı askerleri. Kumandan ve liderler değerli dostlarım Rumenlio'dan kesin alınmıştır. Nikofieros Biaranos Tehadria Aliats Andronikos Luka değerli dostlarım Bizans tarafının. Bize değerli dostlarım Afsin Bey, Artuk Bey, Süleyman Şah ve Alparslan'dır. Güçler değerli dostlarım 200 bin bir tasvir vardır. 100 bin bir tasvir vardır. 75 bin bir tasvir vardır. 70 bin bir tasvir vardır değerli dostlarım. Tasvirler farklıdır. Ordu güçleri bakımından. Bizim tarafımızda değerli dostlarım 50 bin bir tasvir vardır. 40 bin diyen vardır ve 30 bin diyen vardır. Kayıplar 2000 ila 8000 arası ölü, 4000 esir. Ordunun en fazlası kaçmış. Bizim orada kaybımız da bilinmiyor değerli dostlarım.
Değerli dostlarım, savaş öncesi durumu ele alacak. Hatta ben direkt savaşa girmek istiyorum. Savaş öncesi durumu zaten anlatacağım ben. Savaşa girelim. 26 Ağustos'ta Cuma günü sabahı tadırından çıkan Alparslan. Değerli dostlarım, ileri zamanlarda ele alacağımız için istersen direkt sonucuna geçelim. Savaşı anlatmayalım, sürpriz olsun. 7. Mihail Dukas, Romanios Diyoden'in mizahlardan hatırlatmanın geçersiz olduğunu ilan etti. Bunu haber alan Alparslan da ordusunu ve Türk beylerine Anadolu'nun fethi emrini verdi. Bu emir doğrultusunda Türkler Anadolu'yu fethi başladılar. Bu saldırılar sonu Haçlı Seferleri ve Osmanlı İmparatorluğu'na varacak bir tarihleri başlatmıştır. Bu savaş Anadolu'nun Türklerin tam olarak eline geçmesi için savaşta olan Türklerin eski cihat akınlarını tekrar başlatacağını gösteriyordu. Abbasiler döneminde biten bu akınlar Avrupa'yı İslam tehdidinden kurtarmıştı. Ancak Anadolu'yu ele geçiren ve Hristiyan Avrupa ile Müslüman Orta Doğu arasında tampon bölge oluşturan Bizans devletinin çok büyük bir güç ve toprak kaybına neden olan Türkler aradaki bu bölgeyi ele geçirerek Avrupa'ya basılacak yeni akınların habercisi oluyordu. Ayrıca İslam dünyasında büyük bir birlik sağlanmış olan Türkler bu birlikteliği Hristiyan Avrupa'ya karşı kullanacaktı. Bütün İslam dünyasının Türklerin önderliğinde Avrupa'ya akın başlatmalarını önceden gören Papa önlem olarak seferlerine başlatacak ve bu kısmi olarak işe yarayacaktı. Ancak yine de Türklerin Avrupa'ya yaptığı akınları durduramayacaktı. Malazgirt Savaşı Türklere Anadolu'nun kapılarını açan ilk savaş olarak kayıtlara geçti. Değil sonra bir tane savaş var dedik. Malazgirt, düzeltiyorum, Pasinder, Malazgirt ve Miryak Efron. İsterseniz değerli dostlarım Miryak Efron'u da anlatalım ve sonra videomuzu bitirelim. Değerli dostlarım bu savaş 11 Eylül 1176 yılında Miryak Efron'un havasında kesin Selçuklu ile sonuçlanan bir savaştır. Tarafları Bizans İmparatorluğu, Macaristan Kralı Antakya Belediyesi, Bizans'ın tarafı. Anadolu'nun Selçuklu Belediyesi tek taraf olarak girmiştir. Komutanlar ve liderler Bizans tarafında 1. Manuel, Buadani, Antalyalı, Fionnos ve Kontekodonos, Andranios, Valtevez, Andranikos, Kontanefenos. Bizim tarafımızda değerli dostlarım. İkinci Kırsarslan. Güçler, ittifak güçleri yani Bizans tarafı 75 bin. Bizim tarafımız 50 bin kişi. Değerli dostlarım, sonuca direkt gelecek olursak ağır bir yenilgiye uğrayan 1. Manuel, Selçuklulara karşı inşa ettirdiği Eskişehir ve Uluborlu'nun doğusundaki kale ve müstakim mevkilerini yıkmayı kabul etti. Böylece Selçuklu ordularına, Türkmen güçmenlerine Sakarya Irmağı ve Büyük Menderes Irmağı vadileri açılacaktı. Subiyon kalesini hemen yıktırmakla beraber 1. Manuel Dorlyon kalesini yıktırmamıştır. Bunu doğrulamak için 1177'de Kılıçarslan büyük bir ordu ile Menderes Vadisi'nde Bizans arazilerine çok derin bir giriş yapmıştır. Bizanslar önce bir ufak galibiyet elde etmişlerdi de önemli Bizans şehirleri olan Yalvaç ve Aydın şehirlere ele geçirilip talan edilmiştir. Ancak bu bir yıllık akıncı hücumu olmaktan ileri geçememiştir. Çünkü ne girilen yerlerde Selçuklu idaresi kurulmuş ne de Dorlyon Kalesi surları yıkılmıştır. Haçlı ordusu ve Bizans gücü Anadolu'ya uzun bir süre daha sefer düzenleyemeyecek kadar azalmıştır. Ve Anadolu topraklarında Türk hakimiyeti kesinlik kazanmıştır. Bundan başka Selçuklu devrine savaş tazminatı olarak devletine savaş tazminatı olarak 100 bin altın gibi çok büyük bir meblağ ödenmek zorunda kalınmıştır. Bu mali destek Anadolu Selçuklulara Doğu Anadolu'daki ufak ve serbest emirleri bertaraf etmede çok yardımcı olmuştur. Böylece Anadolu Selçukluları Orta Anadolu'da siyasi nüfuzlarını çok yükseltmişlerdir. İkinci Kılıçarslan Miryak Efron savaşından sonra Anadolu'da siyasi birliği kurma ve genişletme siyasetine devam etmiştir. Bu amaçla Malatya'yı alarak Dardanel Doğulları'na son vermiştir. Bu zafer sonrasında Manuel idaresindeki Bizans'ın o zamana kadar uygulanan atılgan bir stratejiyi geride bırakmak zorunda bırakmıştır. Gelecekte Selçuklular karşısında Bizans ordusunun sadece sınırları savunan bir güç olmuştur. Böylece bölgede siyasi ve askeri inisiyatif Anadolu Selçuklu Devleti'ne geçmiştir. Avrupalı tarihçiler bundan sonra Anadolu'ya Türkiye'de
Avrupalı tarihçiler bundan sonra Anadolu'ya Türkiye demeye başlamıştır. Ve son olarak değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, Anadolu'da halı seferlerde Bizans'a geçen üstünlüğü tekrar Türklere geçmiştir. Değerli dostlarım, son bir savaşımız var. Bunu Bizans'a karşı vermiyoruz. Cengiz'e ve karşı veriyoruz. Kısadağ Savaşı. İstersen de bunu anlatalım kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, 1243 yılında Kösedağ'da Moğol İmparatorluğu'nun kesin zaferiyle sonuçlanan bir savaştır. Taraflar Anadolu Selçuklu Devleti, bakın burası çok acayip. Anadolu Selçuklu Devleti'nin tarafları bizim Anadolu Selçuklu Devleti, Gürcü Krallığı ve Trabzon İmparatorluğu. Moğol İmparatorluğu ise tek taraf olarak görüyor değerli dostlarım. Anadolu Selçuklu Devleti'nin imparatoru 2. Kıyasettin Kayküsrev. Moğollar da Baycun Uyan. Diğer durum, 4 farklı tasvir var. Hatta 7 farklı tasvir vardır. Bunlardan 60 bin diyen vardır. Türklerin tarafına. 80 bin diyen vardır. 70-80 bin arası diyen vardır. Ama muharebeye katılan 20-25 bin kişi ancak vardır. Diğer durum, Moğollar ise 30 ile 40 bin kişi arası denilmektedir. Değerli dostlarım, bunu adına nasıl yapacağız? Direkt olarak sonucuna bakabiliriz. Sonuç itibariyle değerli kardeşlerim, Moğol ordusunun Mugan Ovası'ndaki esas kısılana dönmesinden kısa bir süre sonra Anadolu Selçuklu Veziri Mühebbettin Ali ile Baycun Uyan arasında yapılan barış antlaşması Anadolu Selçuklu Veziri'ni Moğol tabiyeti altına sokmuştur. Bu antlaşmanın Anadolu Selçuklu'ya yüklediği maddi yük yılda 3.6 milyon dirhem, 10 bin koyun, 1000 sığır, 1000 deve ve basılıca değerli hediyelerdir. Diğer sorum, Orta Asya meselesi bu kadar. Biz Orta Asya meselesini ve Anadolu'ya giriş sürecini ele aldık. Tabii bu komple değil. İlerleyen süreç içerisinde zamanla bunları tekrardan inceleyeceğiz. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, bu videomuz buraya kadardı. Değerli dost ve kardeşlerim, videomuzun son kısmında bazı şeyleri belirtmekte fayda vardır. Neyse, ben bu videoları kendi bilgimle çekiyorum ve kendi imkanlarımla çekiyorum. O yüzden zaman zaman videolarımızda kalite düşüklüğü olabilir. Bu çok doğaldır. İkinci olarak değerli dostlarım, bu videomuzda neyi ele aldık? Selçuklular ne durumda? Bunu ele aldık. Ve Orta Asya ile ilgili biraz sohbet ettik. Değerli dostlarım, Orta Asya bizim öz vatanımızdır. Orta Asya bizim ata yurdumuzdur. Ve sonunda bölümümüzde fayda vardır değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Gün gelecektir. Böyle bir gün gelecektir ki Orta Asya yeniden bizim kontrolümüzde. Yani bizim tek bir devlette olacaktır. Türkiye dahil. Ve inşallah Türk milleti belki bize nasip olmayacaktır ama Turan'ı, Türk birliğini kuracaktır. Bunu yapacak gücü de vardır, askeri de vardır, polisi de vardır. Turan kurulacaktır değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, son kısımda genel itibariyle Orta Asya'yı ele almamızdaki ana amaç sudur. Bakın, bu Orta Asya'yı tamamıyla ele aldığımız bir seri değildir. Bunu belirtmekte fayda vardır. Biz burada Orta Asya ile ilgili bazı bilgiler vererek, çok az bilgi yani hafif bilgi vererek bir Orta Asya ile ilgili biraz size aydınlatmış olduk. Lakin şunu unutmamak gerekir değerli dostlarım. Zamanı geldiğinde inşallah biz zamanın içerisinde Orta Asya ile ilgili de videoların belirli yerlerinde illaki eklemeler yapacağız. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, bunu da unutmayalım. Orta Asya şu anda Türk yurdudur. Lakin değerli dostlarım, Türk yurdu olduğu halde hala Çin'in baskısı altında olan bir yer daha vardır. O da Doğu Türkistan'dır. Şu anda ne kadar Filistin ya da başka sebeplerle Arap ülkelerinin yanında oluyorsak Türklüğümüzü koruyabilmemiz amacıyla benim kendi şahsi siyasi bilgimle
Doğu Türkistan'ın kardeşlerimizin de, Uygurlu kardeşlerimizin de yanında olmamız gerekmektedir. Çünkü onlar bizim soydaşlarımız, ırklaşlarımızdır. Ve onlar da Türktür ve onlar da ayrı bir devlete hak etmektedir. Diğer bir sorum. Unutmamak gerekir ki, bugün eğer Orta Asya'daki Uygurlara ya da Doğu Türkistanlılara bir şey denilmez ise, bu isyan destekleri denilmez ise zamanı gelecektir ve öyle zaman gelecektir ki yarın bir gün önce Orta Asya'daki devletler sonra Azerbaycan elden gidecektir. Akabinde Kuzey Kıbrıs itirilecektir. En son olarak da diğer sorun Türkiye yıkılacaktır ve harbi bitip tutacaktır. Diğer sorun bugün eğer Orta Asya'ya laf edilmezse yarın ilerleyen süreçte kendi vatanımızdan daha iyi olmamız gerekmektedir. O yüzden biz her ne gerekçeyle olursa olsun Orta Asya'daki soydaşlarımızın, ırklarımızın her daim yanında olmamız gerekmektedir. Tabii ki Doğu Türkistan dediğimiz zaman sonraki Güney Azerbaycan'ı da unutmamak gerekmektedir. Güney Azerbaycan dediğimiz zaman Orta Asya'nın geri kalanını unutmamak gerekmektedir. Bunu da dediğimiz zaman değerli dostlarım Kuzey Kıbrıs'ı unutmamak gerekmektedir. Bu yüzden devletimizin her daim güçlü olması, müreffeh, çağdaş, layık bir hukuk devleti olması gerekmektedir. Eğer biz böyle olursak, hem Orta Asya'yı, hem Doğu Türkistan, hem Güney Azerbaycan, hem Kuzey Kıbrıs'ı, hem kendimizi koruyabiliriz. Yok eğer böyle olamazsak, silsile şeklinde önce Doğu Türkistan yitirildi bazı hakkında, sonra Çin'in işgal altında, sonra Orta Asya, sonra Güney Azerbaycan, Azerbaycan, akabinde Kuzey Kıbrıs yitirilecek ve en sonunda son kale Türkiye sürülecektir. Lakin Türk milletleri var olduktan sonra ben kendi siyasi hükümetine onu söyleyebilirim ki Turan kurulacaktır, Turan kurulacaktır, Turan kurulacaktır ve Türk'ün son kalesi olan Türkiye'yi yıkmak kimsenin gücü yetmeyecektir. Yeter ki biz gücümüzü muhafaza edelim. Neyse sorum, biz bu videomuzda seçim konuşmalarına değindik. Orta Asya'ya değindik. Bunları ele aldık. 1 saat 2 dakika 39 saniyelik bir video oldu. Hepinize videomuza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Diğer videomuzda da sonra görüşmek üzere. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Ve şunu unutmayın ki Turan Türk Birliği korunacaktır değerli dostlarım.